Zıplayarak gireyim mi bu sefer? Mamal ışık. Koltuk. Şimdi ya. Oha! Softbox'a vurdum galiba. Vurdum. Bir dakika, normal gireyim. Bayağı normal girdim. Şimdi sihir yapacağız. Desteği alalım. Deste aviatör. Bu numaranın ismi Card to Mouth. Yani kart ağza. Öyle bir şey. Ama şimdi bak niye bunu gösteriyorum. Bu gerçekten hayat kurtaran bir numara. Nerede hayat kurtarıyor? Ben bir kart istedim. Kardistim. Kendimden örnek vereyim. Kardistim derken profesyonel olarak değil yani. Yani kardistleriyle uğraşıyorum. Sihirbazlığa nazaran. Böyle ben kardistir yapıyorum. İnsanlar geliyor ki. Oğlum. Sihir yap lan. Böyle hareketler yapıyorlar bana. Ben de ondan sonra bir numara yapmam gerekiyor. Onu etkilemem gerekiyor. Yani o da en azından benim ne yaptığımı anlasın. Anlamasa da beni rahat bıraksın. Bir kart to mouth yapıyorum. Hem seri bir numara oluyor. Hem hızla böyle bitiyor hızlıca. Aynı şeyi söyledim. Güzel yani, bir de yeterince etkili. Hemen bir şey yapalım o zaman. Ay. Performans tutorial'a geçelim hadi. Şimdi desteği açalım. Her zamanki gibi desteği karıştırıyoruz. Karıştıramadım. Burada isterseniz seyirciye de verebilirsiniz. Hatta bu kısmı geçebilirsiniz. Bu numarada karıştırmak çok önemli değil. Çünkü seyirciye bir kart seçtireceğiz. Hatta... Al, seç. Bak kartına. Gösterdin mi? Hı. Aldık kartı, koyuyoruz. Şimdi kartı kapattık ve araya koyduk. Kartı ittir. Kartını gelebiliyor musun? Numara bu. Şimdi sorula geçelim hadi. Dur, kapatma, kapatma. Kapatmıyorum. Tamam, yeniden aşağı alırsak kamerayı. Öncelikle desteği karıştırıp karıştırmamanız önemli değil çünkü karşı seyirciye bir kart seçtiriyorsunuz. Seç bakayım. Bunu birkaç farklı şekilde yapabilirsiniz. Ben benim şeklimde göstereceğim. Seyirci kartı seçti. Seyirci kartına bakarken ve yanındaki diğer kişilere gösterirken ya da tek başınaysa o kartına bakarken şu önemli. Buradan sol elinizdeki desteden kart ittiriyoruz. Ve kendim mesela ben karnımı kullanıyorum ama şu an karnımı çekemeyeceğim için bacağımla göstereyim. Şöyle. Kart burada aslında. Ters çevirmiş olduk. Hangi kart olduğu önemli değil. Bir daha göstereyim. Böyle burada kart. Şuradan da yardım alıp ters çeviriyoruz. Neden ters çevirdik? Şimdi seyirciden kartını isteyeceğiz. Kartını ver. Uzat. Kartı alıyoruz. Aldığımızda ne oldu? Onun kartı en üstte. Seçilen kart. Herkes görüyor zaten. Bu kartın hemen altında 6 var. Yani daha demin 6 olması önemli değil dediğim gibi. Daha demin şu şekilde çevirdiğimiz kart var. Yine 6 geldi. Neyse işte bunun üstüne 4. Şimdi illüzyonda double lift denilen bir kavram var. Lift işte ikili kaldırma demek. Çift kaldırma. Bunun ne anlamı geliyor? En üstteki iki kartı aynı anda tek kartmış gibi çeviriyorsunuz. Tabi burada belli edebilirsiniz başta. Ama önemli olan zaten belli etmemek. Tek kart varmış gibi. Şu an biraz belli oldu herhalde ben yapınca ama. Belli olmadı mı? Olmadı. Güzel o zaman. Double lift yaptık, kartları çevirdik. Elimiz o sırada bu arada bu açık, bunu hiç kapatmıyoruz. Daha demin ben kapattığım için gitti. Sonra seyirci kendi kartını en üstte sanıyor. Aslında kartı şurada. En üstteki kartı buraya koyuyoruz. Dikkat dağıtmak için ne diyoruz ki? Seyirciye kartını ittir. O sırada o kart ittirirken bu kartı şöyle yapıp ağzına koyacaksın. İttir. Sonra çevir falan. Kartın nerede derken oradan çıkıyor. Diyorsun kartın nerede, kartını takip et falan filan. Mutlaka siz de kardistleriyle uğraşıyorsanız dediğim senaryoyla çok kez karşılaşmışsınızdır. O sırada hemen bir şeyleri geciktirmek için karşı tarafın söylediği bu numarayı kullanabilirsiniz. Ben de seviyorum. Bu kadar o zaman. Siz de büyüyünce bir dynamo olabilirsiniz bu numarayı öğrendiyseniz. Bir şeyler demem lazım videoyu kapatırken. Onur Ata. Yardım et. Görüşürüz. Böyle hareket hakkında yapamadığınız bir şey olursa ya da
Bana kişisel bir soru sormak isterseniz Instagram adresime beklerim. Nude atmıyorum. Boşuna denemeyin. Hadi. Görüşürüz.